Sevgili dostlar, hoş geldin. Bebek programı devam ediyor. Biz bu hafta programımızda çocuklarda alerjik hastalıklardan konuşuyoruz. Program konuğumuz Doktor İbrahim Ethem Çalhan bizlerle birlikte. Siz de dilerseniz uzmanımıza telefonla sorularınızı iletebilirsiniz. Canlı yayın telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341 2040. Hocam, en son besin alerjilerinde kalmıştık aradan önce. Peki besin alerjisi teşhisi nasıl konur ve tedavi sürecinde neler yapılır? Besin alerjisi demek için öncelikle o çocuğun o grup besini her aldığında anormal belirtilerini vermiş olması lazım. İşte anormal belirti olarak hapşırık, tıksırık, öksürük, vücutta deri döküntüleri, ishal, karın ağrısı, kanlı ishal, kusmalar, gelişme geriliği gibi belirtilerden birini vermesi lazım. Yani o gıdaya yönelik bir aşırı tepkisinin olması gerekir. Hı hı. Bu birinci şey, yani şüphelenmemiz için. Bu tür vakalarda test olarak da bu gıdalar için özel deri testleri var. Biraz daha sonra bu testlerin cinslerini söyleyeceğiz. Bu deri testleri yapılabilir. Ki onlar gerçekten de çok hassas, spesifik dediğimiz testlerdir. Çoğunlukla bunlarla cevap verebiliriz. Yapılamayacak durumda ise kanda immünoglobulin E dediğimiz bir alerjiyi gösteren değerler yükselir. Ama buna spesifik immünoglobulin E demek daha doğru. Hı hı. Total immünoglobulin E dediğimiz bir başka test ise çok iyi cevap vermez. Özel olarak o gıdaya özel, o kandaki o testle hangi gıdaya bağlı olduğu tespit edilebilir. Bunun dışında arada vakalarda besin provokasyon testi diye bir başka test daha var. Bu testte de kesinlikle doktor kontrolünde olması gerekiyor. Şüphelenilen gıdanın azdan başlayarak giderek artırılmasıyla, artırılarak verilmesiyle her verdikçe çocuktaki tepkilerin kaydedilerek hangi gıdaya alerjisi olduğu tespit edilebilir. Hı hı. Bu testler kullanılıyor. Hı hı. Ezbere, yani bu çocuğun besin alerjisi var demek yerine onu inceleyerek karar vermek gerekiyor, değil mi hocam? Gerçekten öyle. Çünkü besin alerjisi tanısı koyduktan sonra o çocuğun diyetinden bu besini tamamen çıkarmak gerekiyor. Her bir besinin de vücudun gelişmesi için gerekli birçok protein, vitamin gibi vücuda yararlı, büyümeyi, gelişmeyi sağlayan maddeleri içerdiği için o kararı vermek çok önemli. Ve de tedavi için de çok önemli tabii. Yani böyle bir besin alerjisi tespit edilmiş çocukta o gıda çıkarıldığı zaman çıkarılmalı, yani ilk tedavide ilk aşama budur. Yani temel şey budur. Ondan uzaklaşmak gerekir. Testler bunlar. Peki çocukluk çağında çok görülen inek sütü alerjisi dedik, yumurta alerjisi dedik ya da ilaç alerjileri tespit edildi. Bunlar da çocukların diyetinde o zaman nasıl bir düzenleme yapacağız? Yerine neler konmalı? Nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Örneğin inek sütü alerjisi var. Kesin tespit ettik. Bu çocuktan inek sütünü tümüyle çıkarmak gerekiyor. Sadece inek sütünü çıkarmak yetmiyor. İnek sütüyle yapılmış tüm gıdaları çıkarmanız gerekiyor. Süt ve türevlerinin tamamı. Örneğin peynir, yoğurt, süt katılarak yapılan kekler, kurabiyeler, bisküviler. Yani aklınız alamayacak kadar birçok gıda var. Bunların hepsini çıkarmak gerekiyor. Artı diyelim ki yumurta. Sadece inek sütü yok. Yumurta da aynı şekilde. Yumurta içeren tüm gıdalar. Sadece yumurta beyazı değil, yumurtanın sarısını da çıkarmak gerekiyor. Çünkü beyazında alerji varsa sarısında da olma olasılığı çok yüksektir diye düşünüyoruz. Bunun dışında bu tür gıdaların yerine başka gıdalar eklenebiliyor. Örneğin pekmez. Pekmez doğal bir doğru kaliteli yapılmış ev pekmezi dediğimiz güzel pekmezler. Hem beslenmesine katkıda bulunur. Bunun dışında soya. Yani inek sütüne alerjisi varsa, yumurtaya alerjisi varsa soya ürünleri verilebilir. Küçük bebeklerde tabii ki 6 aydan küçük bebeklerde bunları veremeyeceğiz. Onun yerine özel piyasada bulunan mamalar var. İşte Neocate diye bir mama var, Pepti Junior diye bir mama var, Pregomin AS diye bir mama var. Yani bunu tabii hekim özel karar verecek. Özel alerjisi olan çocuklara göre hazırlanmış. Evet, özel mamalar veriliyor. Yani bu çocukların o gıdadan yoksun olmasından dolayı alamadığı vitamin ve protein takviyesini başka yollarla verebiliriz. Yani hocam, izninizle bir telefonumuz var. Tabii onayla ki. Diyelim. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm hocam. Ben şu an telefonla konuşmayı sizi televizyondan duyamamak biraz sıkıntı ama.
Tamam, sorunuzu alalım. Sonra kapattıktan sonra zaten cevaplayacak. Televizyondan cevabı Tamam. dinlersiniz. Hocam önce kolay gelsin. Çok güzel bir program yaptınız. Yani şu an benim bebeğim 4,5 aylık. 2 ay 40 bittikten sonra derisinde birden döküntü oldu. Ondan sonra aşırı bir cilt kurulu. Çocuk çok kaşınmaya başladı. Böyle kafasının derilerini, vücudunu kanattı. Aynı sizin dediğiniz dermatit, yani egzama teşhis konuldu. Ben sahne bütün kan tahlillerini falan yaptırdım. Temiz çıktı ama deri testinin Ağustos'a yapılması gerektiğini, hani polenin azaldığında yapılması gerektiği söylendi. Bilmiyorum hani tedavi sürecimiz nasıl, şu an hiçbir şey kullanmıyorum. Sadece bir nemlendirici kullanıyorum. Çocuğun ama böyle ağzın içi kaşınıyor. Yani elini ağzına götürüp hani böyle yırtarcasına sanki genzi, kulakları o şekilde kaşınıyor. Aşırı derecede bir kaşıması var. Bilmiyorum, sizden hani yardım istiyorum. Bugün de sahne olsun, tekrar bir kontrolümüz var. Oraya götürüyorum hani. Bilemiyorum hocamız orada da ne diyecek ama sizden de bir yardım istiyorum açıkçası. Şimdi 4,5 aylık olduğunu söylediniz. 2 aylıkken bu belirtilerin çıktığını söylediniz. Sağmalı güzel bir hastane. Bu konuda çocuk alerji bölümünü de içeride barındıran iyi bir hastanemiz. Gerçekten Ankara'da iyi hastanemizden biri. Oradaki tetkikler tabii ki devam etmeniz gerekiyor. Doktorunuz zaten size deri testi de önermiş. Onu da yaptırmanız gerekiyor. Çünkü çocuğunuzda dört dörtlük bir atopik egzama ya da atopik dermatit dediğimiz bir alerjik deri tablosu var. Kaşıntının olması zaten bu hastalıkta temel bir veridir. Bu kaşıntı olmasaydı atopik dermatit demeyecektik. Kaşıntıyı gidermek için mutlaka ve mutlaka nemlendiricilere devam edeceksiniz. Hatta odanın da nemlenmesi gerekiyor bence. Çünkü Ankara'nın havası çok kuru. %60 civarında bir nemi sağlamak lazım odada. Tabii ki sıcak buharla değil, soğuk buhar yaparak nemlendirebilirsiniz. Ya da evin çamaşırlarını o çocuğun yattığı odada kurutarak nemlendirmeyi sağlayabilirsiniz. Artı vazelin ya da diğer nemlendiriciler, zeytinyağı gibi cildin kurumasını engelleyici nemlendiricileri sık kullanın. 4,5 aylık çocukta alerji şurupları 6 aydan sonra daha rahat kullanabiliyoruz ama doktorunuz büyük olasılıkla bunu verecektir. Alerji şurubu verilebilir. Bir de başka bir krem var. İşte biraz önce söz etmiştik. Yine doktorunuzun kontrolü ile o kremi kullanabilirsiniz. Son çare lokal dediğimiz ya da topikal dediğimiz kortikosteroid kremleri kullanılabilir. Bebeğinizin çok küçük olması nedeniyle doktorunuz demek ki testi yapmadan buna başlamak istememiştir. Bence tekrar hekiminizle görüşerek bu tedavilerden birini nemlendirmenin dışında vermenizde yarar var. Çünkü çocuğunuzda bayağı şikayetleriniz çok küçük aylarda başlamış. Belirgin bir alerjiniz var gibi görünüyor. Siz de o tanı konduktan sonra işte anne olarak siz gıdanızdan, beslenmenizden işte hangisine alerji varsa yumurtaysa yumurtayı çıkaracaksınız, sütse sütü çıkaracaksınız. Ya da gıdalardan ceviz gibi, ne bileyim kivi gibi, çilek gibi, muz gibi herhangi bir gıdayı, sizden olan bir gıdayı çıkaracaksınız. Yalnız ek bir gıda verip vermediğinizi ben çok anlayamadım. Sadece anne sütüyle mi besliyorsunuz? Sırf anne sütüyle besliyorsanız sizin bir gıda çıkarmanız gerekiyor. Eğer bebeğinize anne sütü dışında ek besinlere başlamışsanız, pirinç unu, kaşık mama vesaire gibi kesinlikle vermemenizi öneriyorum. Sağlıklı günler diliyoruz bebeğimize. Bir telefonumuz daha var hocam. Alo. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ben de şey sormak istedim. Benim bebeğim 8 aylık da sürekli burnunu ve gözünü kaşıyor ve bu aralar burnunda çok ırıltı var ve yatarken öksürüyor sürekli. Doktora götürüp bir doktor bronşit dedi. Başka bir doktor alerji olabilir diye alerji şurubu verdi ama şurubun içeriğini okuduğumuz zaman 3 yaş altında kullanılamaz diyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım, onun için aramıştım. Tamam, teşekkürler. Sorunuz Şimdi var mıydı hocam? tabii 8 aylık bebekte viral şeyler de, yani viral dediğimiz nezle virüsleri ya da grip virüsleri gibi virüsler, özellikle ateşi olmadığına göre nezle virüsü gibi düşünelim. Virüsler daha çok bu şeyi tetikleyebilir. Altta bir alerji yatıyor olabilir. Onun için bu çocuğunuzda bazı testler yapılmasında yarar var. Gerekirse yani büyük hastanelerimizdeki çocuk alerji bölümlerinden birine başvurabilirsiniz. Orada çocuğumuzu daha iyi değerlendireceklerdir. Alerjik bir şeyi varsa işin daha başındayken, biraz önceki bayanın arayan hanımefendinin çocuğundaki gibi tabloların ağırlaşmadan önlemini almak, tetkikini yaptırmak, kesin tanısını koydurmak gerekiyor. Belki de basit bir viral enfeksiyon, belki de ciddi bir enfeksiyon ya da alerjik bir zemin var. Onun için bu bebeğimizin
büyük bir merkezde, çocuk alerji bölümü olan bir yerde incelenmesinde yarar var. İzleyicimize de sağlıklı günler diliyoruz inşallah. Sıkıntılı bir konu. Ailelerin de birçok sıkıntı çektiği dönemler. Hatta yani hayatın 2 yılı, 3 yılı zehir haline gelebiliyor birebir yaşadığım için. Hocam, besin alerjileri konusunda başka söylemek istediğiniz hususlar var mıdır? Tabii. Örneğin besinlerden çilek. Hı. Bu mevsimde çok yediriliyor. Bebeklere küçük yaşta çilek vermemek gerekiyor bir yaştan önce. Kivi çok alerjen. Ceviz alerjen. Buğday alerjen olabiliyor. Hı hı. Hatta et bazı vakalarda, susam alerjen olabiliyor, çok alerji yapabiliyor. Bu nedenle bir besine mutlaka çok az miktarda başlamak, birçok besini bir yaşından sonra başlamak öneriliyor. Hı hı. Özellikle işte kivi gibi, çilek gibi, muz da mesela çok alerjendir. Mümkün olduğu kadar ileri yaşlarda, yani muzu daha geç başlamakta yarar var. Çok erken 4 aylık, 3 aylık başlayan aileleri biliyorum ben. Hı hı. Çok çabuk verildiği zaman 6 aydan küçük ek gıdaların başlanması durumunda bağırsak sistemi henüz yeterince bu gıdalara karşı vücudu koruyamadığı için bebek bu gıdalara karşı daha duyarlı hale geliyor. Daha sonra zaten alerjinin temelinde önce bir duyarlanma aşaması vardır. Hı hı. Yani vaktinden önce bu tür besinlerin alınmasıyla bağırsak sistemi duyarlı hale gelir ve hassaslaşır. Daha sonraki bu gıdanın tekrar tekrar verilmesiyle bu tepki aşamasına ulaşır. Üçüncü aşama ise bu tür işte alerjik rinit gibi, alerjik nezle gibi, atopik egzama gibi, kronik egzama gibi, astım gibi alerjik birçok hastalığa zemin hazırlar. Zaten de o besinlere başladığımızda ilk gıdaya da dikkat ederek, tek tek deneyerek yaptığımızda en azından neye alerjisi var onu tespit ederiz. Ve hani besin düzenini ona göre ayarlamış oluruz, değil mi? Evet, annelerin buna çok dikkat etmesi lazım. Vereceği bir besini önce çok az miktardan başlayıp zamanla kademe kademe artırarak vermeli. İkinci bir farklı besine başlayacağı zaman da o ilk besini bir 15-20 gün verdikten sonra ikinci farklı bir besine yine azdan başlayıp kademe kademe artırarak vücutta bir tepki olup olmadığını bebeğinin bakması, izlemesi, gözlemesi lazım. Özellikle de ilk 6 ay sadece anne sütüne dikkat etmesi gerekiyor. İlk 6 ay anne sütü. Başka bir gıdaya gerek yok. Zaten anne sütü alıyorsa o yeterince de besliyordur, değil mi? Evet. Peki alerjik astım nasıl bir hastalıktır? Ve çocuklarda alerjik astım neden olur hocam? Alerjik astımın nedeni henüz çok belirgin olarak tespit edilememiş. Bazı vakalarda alerjik nedenler kesin tespit edilmiş de. İnek sütünden tutun da gıda alerjileri, birçok ev tozu, ev akarları, evde kuş, kedi, köpek beslemeden oluşmuş, onlarda da çok astım ve alerjik tablolar tespit ediyoruz. Son yıllarda bu tür evde beslenen hayvanlar, kuş gibi, kedi, köpek gibi onlardan kaynaklanan alerjik şeyler çok artmıştır. Artı en çok da vurgulamamız gereken sigaraya pasif maruziyet dediğimiz pasif sigara içiciliği maalesef ellerde, bebeklerin yanında, küçük çocukların yanında sigara içimi çok yaygın olarak görüyoruz. Bu tür ebeveynleri ya da anneanne, babaanne, dede, nene gibi erişkinlerin ya da akrabalarının bu tür sigara için dışarıda, balkonda, bahçede, dışarıda, evin herhangi bir bağımsız bölümünde değil, tamamen dışarıda içmelerini öneriyoruz. Bu tür şeyler astım gibi alerjik şeyleri maalesef artırıyor. Astım alerjik şeylerin en ağır formlarından biri. Çocuklarda her yaşta görebilmekteyiz. Çocukluk yaş grubunda da ağır vakalarla karşılaşıyoruz zaman zaman. Astım akciğerlerde solunum sisteminde nefes darlığı. Akciğerlerde nefes alabildiği ama verirken zorlandığı, hışırtılı hırıltılı bir solunum olduğu, özellikle de geceleri peş peşe gelen öksürük nöbetleri ve uzun süreli nöbetlerde astımdan şüphelenmeliyiz, kuşkulanmalıyız ve böyle bir hastamızda, çocuğumuzu da derhal bir çocuk uzmanına ya da bir çocuk alerji bölümüne başvurarak kesin tanısını koydurmak gerekiyor. Peki tedavi sürecinde neler uygulanıyor astımlı bir çocuğa? Astım tedavisi öncelikle astıma çocuğu o duruma getirmemek. Basit alerjik şeyleri önceden tedbir alarak, alerjisinin neye bağlı olduğunu tespit ettirerek ona karşı korumak, o tür şeylerden uzak durmak koruyucu önlemler temeldir. Astım olduktan sonra tedavi daha uzun sürüyor. Yıllarca sürebiliyor.
hafif formları, orta formları, ağır formları var. Tabii ki ağır formlarında mutlaka hastaneye yatarak hastane ortamında tedavi görmesi gerekiyor. Çünkü bu insan, bu çocuklarımız ya da bu bebeklerimiz oksijen almak zorunda kalıyorlar. Hı hı. Çünkü akciğerlerinde yeterince oksijenlenme olmuyor. Hafif formları ayakta, evde verilen tedavilerle, ilaçlarla, nebulizatörler ya da inhalerlerle tedavi edilebiliyor. Orta formları yine evde doktor kontrolüyle ya da zaman zaman hastaneye giderek kontrollü olarak tedavilerinin yapılması gerekiyor. Astım tedavisinde çocuk doktoru ya da çocuk alerji uzmanının verdiği tedavi direktiflere göre mutlaka ilaçlarının dozlarını ayarlamak gerekiyor. Biz astımda tedavide öncelikle isim vereyim, Ventolin gibi bazı ilaçları kullanıyoruz ama bunları daha çok inhaler dediğimiz, böyle bir ara resmini gösterebilirsek bebeklerimize ya da çocuklarımıza, bebeklerde chamber dediğimiz bir borucuğun içine o Ventolin sıkarak kullanıyoruz. İşte puff diyoruz, işte bir püskürtme. Hı hı. Resimde gördüğümüz gibi bu büyük bir çocuğumuz ağza alıp bu inhalasyon tedavisini kullanabilir. Ventolin veya başka steroid dediğimiz koruyucu kortikosteroid içeren, inhale kortikosteroid içeren preparatları, ilaçları kullanabiliyoruz. Bu çocuğumuzda da gördüğümüz gibi yine ağızdan inhalasyon tedavisi kullanabiliriz. Küçük çocuklarda da chamber dediğimiz bir küçük borucuk şeklindeki şeye bu inhalasyon ilaçlarını sıkarak yine dozunu hastalığın şiddetine göre doktorun önerisiyle, onun tavsiyesiyle kullanmak gerekiyor. Bu da yine bir küçük bebeğimizde evet chamber şeklinde bir şey ya da nebulizatör şeklinde kullanabilir. En çok inhalasyon formları daha etkili bir şuruptan ziyade. Çünkü şurupların yan etkileri olabiliyor. Hı hı. İnhalasyon yönteminin yan etkileri daha az. Hı hı. Bir de nefes yoluyla direkt akciğere gidiyor. Gitmesi oluyor. Gereken bölgeye direkt ulaşıyor ve ilacın etkinliği daha fazla oluyor. Hı hı. Peki çocuklarda görülen inatçı öksürükler var. Bunlar neden görülür? Her öksürük astım mıdır? Her öksürük astım değildir. Birçok gece süren inatçı öksürükler vardır. Bunların bir bölümü gündüze de yayılabilir ama çoğunlukla gece öksürüklerinde öncelikle tabii ki alerjik bir şey düşünüyoruz. Hı hı. Hele uzun sürüyorsa, peş peşe sürüyorsa, uzun sürüyorsa önce mikrobik hastalıklar, işte boğmaca, verem gibi artı ya da viral hastalıklar gibi onları düşünüyoruz. Ev ortamının aşırı kuruluğu da kronik öksürüğe yol açıyor. Özellikle kışın evin çok kuru olması, nem oranı %20-30'lara düşüyor kışın. Kombilerimiz yanıyor, kaloriferlerimiz yanıyor. Yazında havalanmıyor evde zaten, kapalı bir mekan. Evet, yazında hava çok sıcak oluyor. Ev yeterince havalanmıyor. Ankara gibi, İç Anadolu gibi ülkemizin karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde hava kuruluğu daha fazla. Nemli bölgelerde ise, yani deniz kenarlarında ise bu nemlendirmeye pek gerek kalmıyor. Hatta orada aşırı nem de zarar vermiş oluyor bazen. Bunun dışında konjenital anomali dediğimiz bazı anormali durumlarında da sürekli öksürük, nefes darlığı, gıcık öksürük olabilir. Onları yine doktorlar tarafından tanı konabiliyor. Vasküler halka dediğimiz, gerek ana bronşa bası yapan, ana damarların çevrelediği bazı şeyler olabilir. Tiroid hastalıkları, guatrlar yine bu şekilde bazen kuru grip öksürükleri yapabilir. Larynx dediğimiz ses tellerinin olduğu yerdeki bazı gelişmemesi, onların kıkırdaklaşmaması yeterince nedeniyle laringomelazi diyoruz onlara da. O durumlarda da yine kronik öksürükler, hatta korkarız çocuk nasıl hırıltılı nefes alıyor falan diye bazı küçük bebeklerde rastlıyoruz. Zamanla kıkırdaklaşma oldukça, D vitamini yeterli aldıkça, beslendikçe, yaşı geçti düzelebiliyor. Ama özellikle ilkbahar aylarında polenlerin çok arttığı dönemlerde, çayır çimen alerjilerinin olduğu dönemlerde, hava durumunun işte bir rüzgarlı, bir kapalı, bir yağmurlu, bir güneşin çıktığı tam böyle dengesiz gibi. Evet ortamlarda nefes böyle öksürük olanlar, herhangi bir gıdayı aldığında öksürük olanlar ya da gece yatırınca beslediğimiz çocuklarda reflülerde de böyle geçmeyen, geceleri artan öksürük olabilir. Bu tür bebekleri özellikle yatırarak beslememek, akşam hemen besleyip yatırmamak, yatırıyorsak da başının altına bir ufak yastık koyup başı biraz daha dik tutmak gibi önlemlerle bu tür reflü gibi hastalıkları da engelleyebiliriz ya da azaltabiliriz şikayetlerini. Ama sık hapşırık olan, işte bu bahar mevsimiyle beraber polenlerin arttığı dönemde üst üste çok fazla hapşırık, beyaz şeffaf burun akıntısı,
Alerjik selam dediğimiz burnunu sürekli yukarıya doğru iterek sık sık burun çekme. Hapşırık peş peşe gelen 8-10 kez hapşırıklar daha çok alerjiyi düşündürüyor. Ya da karın ağrıları, zaman zaman kabızlık, zaman zaman ishal, zaman zaman kanlı ishaller. Bunlar da yine besin alerjilerinin bir belirtisi olabilir, alerjik olabilir. Olmayabilir ama alerjiyi her zaman düşünmek aklımızın gerekiyor. Aklımızın bir köşesinde bulunması gerekiyor. Hocam bir aramız daha var. Sevgili dostlar, Bebeğim İçin bölümünde kendi ellerinizle çocuklarınızın kıyafetindeki yapabileceğiniz değişikliklerin bir tarifi olacak. Ve Birbirlerine Soralım bölümümüzde Necmettin Din hocamız kızamıkçık hastalığı hakkında bilgi verecek. Aramızdan sonra biz burada yine buradayız. Hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Merhaba sevgili anneler. Bugün sizinle kız çocuklarımız için çok güzel bir takım hazırlayacağız. Takımımızın ilk önce üst kısmını yapacağız sizlerle birlikte. Üst kısmı için malzemelerimizi sayıyorum. Bir adet sabun. Büyük çocuklar için kullanacaksanız beyaz tişört de olabilir bunun yerine. Ve renkli keçelerle sizinle takımımızı oluşturacağız. İlk önce takımımızın üzerine uğur böceği modeli çıkaracağız. Daha önce yaptığımız gibi keçelere uğur böceğinin kalıbını çıkarıp keserek monte edeceğiz. Uğur böceğimizin kanatlarını oluşturmak için 2 adet kırmızı keçeden kanat kalıbı çıkarıyoruz. Daha sonra kestiğimiz kalıpları zıbınımıza önce sabitleyeceğiz. Daha sonra da dikişle üzerinden giderek onları sağlamlaştırabilirsiniz. Daha sonra yine keçeden kestiğimiz siyah yuvarlakları uğur böceğimizin kanadına monte ederek uğur böceğimizi süslüyoruz. Az önce de söylediğim gibi bu uğur böceğini tişörtümüze sabitledikten sonra eğer üzerinden dikişle gitmezseniz çok kalıcı olmayacaktır. Sizin de gördüğünüz gibi uğur böceğimizi oluşturduk. Daha sonra tişörtümüzü türlerle süslemeye geldi sıra. Takımımızın eteğini de kristal türden oluşturacağımız için tişörtümüzü de yine kristal tür kullanırsanız daha hoş görünecektir. Şu şekilde türlerden birer parça alarak İstediğiniz şekli oluşturabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi bu türleri de aynı şekilde üzerinden dikişle sabitlemezseniz bunlar da yine burada çok kalıcı olmayacaklardır.
Tişörtümüzün bitmiş hali bu. Bir sonraki programda sizlerle birlikte tişörtümüze çok güzel bir etek oluşturacağız.